Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerimde Binance'te listelenme ihtimali olduğunu düşündüğüm Floki Meme Token'ını inceleyeceğim dostlarım. Oldukça önemli bir ekosisteme sahip, tarafsız bir yorumda bulunacağım. Sizler de bir sonraki inceleme videomda hangi token'ı görmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. En çok yorum gelen yapının incelemesinde bulunacağım. Şu an bir DAO sürecinde, DAO oylaması var arkadaşlar. Bu oylama köprü tokenları yakılsın mı veya vergi kaldırılsın mı oylaması yapılıyor. Bundan dolayı da Floki çok ciddi anlamda kısa süre önce yükselişine başladı diyebilirim. Kendi web siteleri incelediğimiz zaman halkın para birimi olduklarını belirtmişler. Bu komünite oluşturmak için, bu meme tokenlarda bir komüniteye sahip olmak için oldukça önemli bir giriş diyebiliriz, manşet diyebiliriz dostlarım. Bakın sadece bu Floki hani bir işe yaramıyor gibi bir durum söz konusu değil. Birçok insan meme tokenlar bir işe yaramıyor diyor ama Floki öyle değil arkadaşlar. Kendi ekosistemini yaratmış. Bakın burada kendi oyununu görebiliyorsunuz. Floki'nin NFT Metaverse kazanmak için bu oyunu oynayabilirsiniz. Bakın nasıl oynanır kısmına tıkladığımız zaman detayları burada çok net bir şekilde, şeffaf bir şekilde bizlere belirtmişler. İnternet sitesinde incelediğimiz zaman oyunda gerçekten bir yapı oluşturduklarını, bir ekosistem oluşturduklarını ve kullanıcıyı içerisine çektiklerini ve gelecekte de daha güzel lokasyon seviyelerine ulaşacağını düşünüyorum. Onun dışında merkezi olmayan finansın geleceği olarak bir DeFi diye anlamda oluşturduklarını görüyoruz. İnternet sitesine bir baktığımız zaman bakın birçok meme token'da bir DeFi dahi olmayan meme token'lar var ama burada büyük bir DeFi olduğunu ve partnerlerine baktığımız zaman Chainlink gibi, OKX gibi büyük partnerlerin olduğunu görüyoruz dostlarım. Yani öyle ne olduğu belli olmayan bir DeFi kesinlikle değil. Tamamen merkeziyetsiz ve ekosistemi canlandırabilmek için bir DeFi oluşturmuşlar diyebiliriz. Onun dışında bu tişörtleri komünite topladıkça, aldıkça komünite daha da gelişiyor. Yani burada tişört satıyorlar gibi düz mantıklı düşünmeyin. Bu tamamen komüniteyi canlandırabilmek için, geliştirebilmek için satmış oldukları kendi komünite ürünleri ve ne kadar bu ürünler satılırsa o kadar komünite büyüyor diyebiliriz dostlar. Bakın burada kendi üniversiteleri yani kripto eğitim platformu dahi mevcut. Şu şekilde detaylarına indiğimiz zaman Metaverse üzerinde eğitim verdiklerini görebiliyoruz. Şu an 4 ülkede mevcut arkadaşlar ve bu okul yapımı inşası var. Bu okullar okulların birinin belgeseli de web sitesinde mevcut. Yani 4 tane farklı ülkede okul yaptıklarını dahi belirtmişler ve bunları şeffaf bir şekilde web sitesine girdiğimiz zaman görebiliyoruz. Bakın NFT'ler var. Burada NFT'leri dilerseniz satın alabilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Floki'nin kendi resmi NFT'si şu an floor fiyatı 0.028. Yani Floki yükseldikçe buradaki NFT'lerin değeri artabilir. Bu NFT'lerden de kar elde edebilme potansiyeliniz olduğunu düşünüyorum. Bunu da net bir şekilde sizlere belirtmiş olalım. Ben Floki'nin geleceğinin büyük olduğunu, hatta Binance listelenme potansiyeli olduğunu düşünmemdeki en büyük etkenler az önce size saymış olduğum bir komünite ve birçok birden fazla alanda dostlar kendilerini geliştirmiş olmaları ve kullanıcı içeri çekiyor olmaları. Yani bu meme token bir işe yaramıyor mantığı kesinlikle ama kesinlikle Floki için bana göre geçerli değil. Önemli borsalarda da listelenmiş bir yapı. Bakın dostlar buradan geldiğim zaman dolaşımdaki arz miktarının %45'e ulaştığını görüyoruz. Yani bu iyi bir şey aslında. Çünkü buradaki dolaşımdaki arz miktarı ne kadar yüksek olursa gelecekte çıkan token sayısı o kadar az olacak. Bu da yükselişin devamını sağlayabilecek orta uzun vadeli sebeplerden bir tanesi. Bu bir. İkincisi şu an bir DAO oylaması var. Bu oylamadan sonra çıkacak yakım kararıyla beraber yükselişin devam edebilme potansiyeli olduğunda ne yapabiliriz? Belirtebiliriz. Maksimum arzı yüksek gelebilir ama bu zaten birçok meme projesi için bu şekilde diyebiliriz. Şu an CoinMarketCap sıralamasına 222. sırada. Yani bu ne olduğu belli olmayan bir meme token kesinlikle değil. Ciddi bir komüniteye sahip. Hatta Fenerbahçe ile dahi ortaklık duyurmuşlardı. Bunu da ekstra bir bilgi olarak geçmişte yapmış oldukları işbirlikleri anlamında sizlere bir backtest olsun diye belirttim diyebilirim. Bakın arkadaşlar şu şekilde grafik yapısını da sizlere açacağım. Bu CoinMarketCap grafik yapısı. Yani ATH seviyesine gelmesi için
hala da 12-13 kat gibi bir yükseliş yapması gerekiyor. Yani bu CoinMarketCap grafik listesi şu son dönemde baktığımız zaman çok çılgın bir yükseliş geldi. 2x'lik bir yükseliş yaşandı. Ama bu Floki gibi meme tokenlar için 2x çok da büyük bir şey anlam ifade etmediğini söyleyebilirim. Ben geri çekilmelerle toplayacağım. Floki Binance listesinin ama potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Buna kadar da tutmayı planlıyorum. Öyle söyleyeyim. 20.089 seviyesi var. Güzel bir destek bölgesi. Bana göre birinci alım bölgesi burası. Daha da salarsa 16.000 seviyeleri ikinci alım lokasyonum olarak belirledim diyebilirim. Diyelim ki salmadı. Yani düşeceğinin bir garantisi yok dostlar. Biraz daha yukarıları doğru şu şekilde bir düzeltme hareketlerini, ufak %1, %2 düzeltme hareketlerini ben toplayacağım diyebilirim. OKX borsasında mevcut. Eğer hesabınız yoksa ben size bir referans linki vereceğim. Oradan hesap oluşturup OKX üzerinden alabilirsiniz veya diğer farklı borsalarda da mevcut dostlar. Buradan listeli borsalar, Huobi olsun, GT olsun, bu tarz borsalarda var ama ben OKX'i biraz daha bu şey anlamında üst sıralar tuttuğum için, güven anlamında üst sıralar tuttuğum için OKX hesabını alacağım ve burada tutacağım. Sizin de OKX hesabınız yoksa aşağıda verdiğim referans linkinden üye olup burada basit bir şekilde adımları geçip 10.000 dolara kadar bonus ödülü kazanabilirsiniz. Bu bonuslar kimine çekilebilir geliyor, kimine 1 dolar, 2 dolar, kimine 100 dolar, 1000 dolar çıkabiliyor. O yüzden hesabınız yoksa mutlaka buradan hesabınızı oluşturun. Bu benim referansım özel dostlar. Bu kutu içerisindeki ödüllerin çıkma fırsatını da kaçırmayın. OKX üzerinde listeli Floki gördüğünüz zaman. Yani ben bunu kademeli bir şekilde geri çekildikçe toplayacağım. Binance potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Oraya kadar tutacağım. Bakiyemin de %20'siyle alacağım. Bunu eğer bu gelişmeler devam ettikçe, olumlu haber akışları geldikçe %30'a kadar çıkarabilirim. Maksimum %30'luk bir seviyede alım yapacağımı sizlere belirtebilirim. Bakın dostlar, şu an kendi kontrat adreslerini de incelediğim zaman çok ciddi anlamda holder sayısının olduğunu da sizlere belirtebilirim. Yani bir komünitesi kesinlikle ama kesinlikle sahip. Topluluk kısmından Twitter adreslerini de şuradan bir baktığımız zaman 393 bin takipçiye ulaşmış durumdalar. Çok ciddi anlamda kişiler tarafından da takip ediliyor. Yani kendi kaderiyle terk edilmiş bir yapı değildir. Öyle bir meme token kesinlikle ama kesinlikle değil. O yüzden ben kendilerini gerçekten beğendiğimi belirtmek istiyorum ve tutacağım dostlarım. Bu tamamen benim kendi düşüncem. Tabii yatırım tavsiyesi niteliğinde algılamayın. Düşüncelerimi söylüyorum, sizlere belirtiyorum. Sonuçta bizim işimiz burada projeleri araştırmak, incelemek ve beğendiklerimi sizlere sunmak. Alıp almamak sizin tercihiniz ama ben dediğim gibi %20'ye kadar alacağım. İyi gelişmeler devam ederse %30'a kadar çıkacağım ve bunları geri çekildikçe toplayabildiğim kadar toplayacağım. Binance listelenmesi olursa satarım. Eğer olmazsa da fiyatın zaten şu an 222. sırada, daha yani ilk 100'e bile girse Floki veya ilk 150'ye bile girse fiyatın yükseleceği anlamına bu gelebilir ve piyasada bu meme token hype devam ederse, ki bunun etme potansiyelleri var. İşte Shiba diyorsunuz ilk 5 içerisinde, Doge diyorsunuz ilk 10 içerisinde, Floki'de de niye olmasın diyorum. Bu tamamen benim kendi düşüncem. Sizlere sebeplerini, etkenlerini anlattım. OKX üzerinden de alabilirsiniz. Diğer borsalarda da bakabilirsiniz. Ben OKX üzerinden toplayacağım. Dediğim gibi sizlere önemli destek alım bölgelerini belirttim. Tekrar ediyorum, 20.089, onun altında 16.019 seviyelerinden toplayacağım. Bu üst bandı görürse, yani şuradaki CoinMarketCap grafiğinin üst bandı görürse, burası da önemli bir direnç seviyesi, 40.000 seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Bol sıfırlı bir token. Dediğim gibi yani bu ATH'ların gelmesi bana göre imkansız değil. Umarım piyasa toparlar. Burada da ciddi yükselişleri hep beraber yakalarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki inceleme videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.